öyle kurumlar üretilmiştir ki mesela nasih mensuh diye bir kurum üretmiştir. Yani nasih mensuh denen şey bir ayetin hükmünü bir başka ayetin iptal etmesi. Nesih diyoruz biz buna. Teknik bir tabirdir. Bir ayet gelecek, daha önce gelmiş başka bir ayetin hükmünü kaldıracak. E niye geldi öbürü? Veya madem kaldırıldı niye hala metni burada duruyor? Kaldırılsın gitsin. Okunmasıyla sevap elde edilecek diye bir gerekçe ortaya koyuyorlar. Öbürünü okurum daha iyi. İçi dolu bari. Beri tarafın içi boş. Ayetin içi boşaltılmış. Böyle bir çok da makul gerekçeler, bir takım masum cümlelerle bunu süslüyorlar işte. Kur'an'da nasih mensuh var. Kur'an'da mensuh bir tane ayet bile yoktu. Bir tek cümlesi dahi Kur'an'ın mensuh değildir. Yani hükümsüz değildir. Yani modasız değildir. Yani içi boş değildir. Allah'ın ayetlerinin içini boşaltanları Kur'an çok ağır bir dille paylıyor. Sebe suresinde وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ bizim ayetlerimizi aciz bırakmaya çalışanlar, ayetlerimizin içini boşaltmaya çalışanlar اُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ onlar azaba hazır tutulacaklardır. Şimdi bir takım böyle kurumlar ortaya konulunca şöyle bir şüphe ortaya çıktı. E biz bu ayete bakacağız ama belki de hükmü kaldırılmıştır. O zaman buna bakmayalım iyisi mi? Nereye bakalım? Hükmü kaldıran neyse ona bakalım. Nedir hükmü kaldıran? Ya bir başka ayettir ya da mesela hadistir. Bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebine göre sünnet yani peygamberimizin sözlerinden bir bölümü Kur'an ayetlerini geçersiz kılabilir. Sünnet Kur'an'ı neshedebilir anlayışı var bizim mezhebimizde. Şafiilerde asla yok, bizde var. Neymiş? Kur'an sünnete muhtaçmış, sünnet Kur'an'a muhtaç değilmiş. Allah Allah. Allah Allah. Yani Kur'an niye ona muhtaç olsun? Bir şeyin pratiğini ortaya koymak, bir şeyin öbürüne muhtaç olduğunu göstermez ki. Bir şey öbürünün alternatifi gibi sunulmaz ki. Kur'an'la sünneti kavga ettirmenin bir anlamı yok.